Şimdi öncelikle Lozan'ın Kürtler açısından anlamı nedir? Onu iyi bilmek lazım. Veya farklı halklar, inançlar açısından önemi nedir? Bir kere Lozan, Kürtler için 4'e bölünmenin adıdır. Haklarının veya sahip olduğu birçok durumun aslında yok edilmeye çalışıldığı bir süreçtir. Bu nedenle Lozan bizler açısından bir yürek yarasıdır. Yani Türkiye'de Müslüm gayrimüslimlere yönelik bir takım farklı çalışmaların, hakların tanındığı söylense de aslında Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ideolojisinin tasdikidir. Aynı zamanda Lozan Anlaşması Kürtlerin bir takım işbirlikçileri üzerinden Kürtlerin aslında haklarının gasp edilmesidir. Yani işbirlikçi bir çizginin o dönemde Kürt heyeti adına katılanların aslında büyük çoğunluğu aynı zamanda Ermeni jenosidine veya Suriyelilerin jenosidine katılmış insanlardır. Ve oradaki insanlar birer siyasi korucu olarak aslında Kürtlerin haklarının yok edilmesinin aleti oldular. Bugün de aslında bir takım siyasi çevreler üzerinden bir siyasi koruculuk yaratılarak, işbirlikçi Kürtler yaratılarak Lozan'ın 100. yılında yeni bir süreç başlatmak istiyorlar. Bu anlamıyla da önemli büyüktür. Düşünün, Lozan'daki heyet şunu söylemiştir: biz Kürtler ve Türkleri temsilen buradayız. Bazı işbirlikçi ağalar ve aşiret reisleri üzerinden imzalar gönderilerek Kürtlerin yurdunun 4 parçaya bölünmesi olmuştur. Aslında bölünen sadece coğrafyamız olmamıştır. Halkımızın birçok açıdan bölünmesidir. Mezhepsel olarak, aşiretsel olarak, bölgesel olarak, ilsel olarak bölünmesidir. Böl, parçala, yönet politikasının bir başka yansımasıdır. Bu nedenle bana göre Lozan, Kürtlerin yüreğine bir hançerdir aynı zamanda. Bir de bazı Kürtlerin arkadan hançerlemesidir. Oysa o coğrafyanın otokton halkları olan Ermenilerin, Süryanilerin, Kürtlerin ve diğer halkların Lozan'daki temsili, hakları böyle olmamalıydı. Yani Lozan bu halkları ve bu inançları tanıyıp onların anayasal güvence altına alınmasını sağlamalıydı. Ama bu yapılmadı. Bu nedenle Kürtlerin Lozan konferansı yapması bu anlamıyla çok önemlidir. Daha önce Kürt diasporasının hazırladığı bir konferans daha oldu. Yine aynı şekilde KNK'nin bir sürü paneller veya seminerler dizisi olduğu, bir takım sergiler ve benzeri gibi etkinlikler oldu Lozan'da. Bir bütün olarak 100. yılda Lozan'ın ne olduğunun Kürtlerin bilincine, Kürdistanlıların bilincine çıkarılması ile ilgili çalışmalar oldu. Sizin bahsettiğiniz bu son çalışmada Paris Kürt Enstitüsü, İsmet Şerif Anlı Vakfı ve Ermeni İsviçre Ermeni Birliği'nin oluşturduğu bir konferanstı. Bu konferansa yaklaşık 100 kişi katıldı. Diplomatlar, çeşitli parlamenterler, eski belediye başkanları, yazarlar, aydınlar ve akademisyenler katıldı. Bu akademisyenlerin bir bütün olarak söylediği, Lozan'ın toplumsal gerçeklere, coğrafik gerçekliklere uymadığı ve aslında bir inkara esas alan bir maddeler bütünlüğü olduğunu söyledi. Ve hemen hemen herkes Lozan'ın ya yeni bir anlaşmayla bitirilmesini ve ya da tümüyle değiştirilmesini hedefleyen şeyler oldu. Bu nedenle yaklaşık bir gün süren bu çalışmada bütün taraflar aslında hakların teslimini sağladı. Yani Lozan'ın 100. yılı nedeniyle yeni toplumsal süreçlere yönelik bu gerçekliği kabul eden yeni bir anlaşma önerdiler. İkincisi, orada mesela bizi sevindiren Sur Belediyesi'nin çok dilli, çok inançlı yaptığı çalışmalar Sayın Baskın Oran tarafından Lozan'ın aslında esas alacak önemli bir model olarak ortaya koyması da çok önemliydi. Yani çok dilliliğin belediyede, yerel yönetimlerde kabulünün, yine farklı inançların bir arada yaşama formülü, Kırklar Meclisi ve benzeri gibi çalışmalarımızın aslında yeni Lozan'ın, yeni sürecin nasıl olmasına göre dair bir önemli model olarak da ortaya koydu. Sayın Osman Baydemir'in orada olması da bunu ifade etti. Bizim orada olmamız da bunu ifade etti. Ve inanın oradaki birçok insan bunu ifade etti. Ama önemli bir şey daha vurgulandı. Lozan'ın yenilenmesi veya yeni bir Lozan'ın yapılabilmesi için Kürtlerin, Kürdistanilerin birliğinin esas olduğu vurgulandı. Hemen hemen bütün katılan parlamenterler, akademisyenler, Süryanilerden, Ermenilerden, Kürtlerden katılan bütün akademisyenler şunu söylediler. Kürtler birlik olmalıdır. Ve bu anlamıyla bu konferansların Kürtlerin birliğine hizmet etme, haklarının bilince çıkarılması temelinde önemli katkıları olduğunu söylemek istiyorum. Ama yeterli değil. Önemli bir konferans da 22, 23, 24 Temmuz'da yine Lozan'da yaklaşık 500-600 tane delegenin katılacağı, TENEK'nin düzenleyeceği 175 tane yani partinin, sivil toplum örgütünün, aydınların, yazarların, akademisyenlerin, halkların, inançların katılacağı çok önemli bir konferans var. Ve bu konferans yaklaşık hedeflenen 100.000 insanla birlikte bir sonuç bildirgesini ilan edecek. Aslında Kürt ve Kürdistani birliğin çok önemli bir tablosu ortaya konulacak. Siyasi bir birliğe dönüşmesi gerektiğini de ifade etmek istiyoruz. Şimdi benzer süreci Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden uygulamaya sokmak istiyor. Yani bölgede yaratmak istediği bir takım kendine bağlı işbirlikçi çevrelerle, örneğin Alimler Birliği, örneğin Aşiretler ve Kanaat Önderleri Federasyonu, Ezidi Birliği'ni parçalaması, Ermeni ve Süryani vakıflarının yönetimlerine müdahale etmesi, yine bölgede benzer muhafazakar, liberal olduğunu söylediği, dinci olan, İslamcı, Hamasçı zihniyete sahip olan, Taliban zihniyetine sahip olan bir takım kesimlerle bir işbirlikçi bir Kürt yaratmaya çalışıyor. Ve bunlar üzerinden yeniden 100. yılda şunu söyleyecektir. İşte bakın, bu Kürtlerin hiçbir derdi yok. Her şeyleri var. Bizim sorunumuz terörizm sorunudur. Yani diyecek ki bizim Kürtlerle sorunumuz yok. Teröristlerle sorunumuz var. Önce bunu teşkil ettikten sonra dönüp o işbirlikçi Kürtleri yok edecek. Tarih hep böyle olmuştur. Bu nedenle o dönemde Lozan'ı desteklediğini söyleyen işbirlikçi ağların çoğu bunu kabul etmemiştir aslında. Bu nedenle hani biz sürecin benzer bir şekilde geliştirilmesini görmeliyiz. O nedenle Kürt ve Kürdistani birlik çok önemlidir. Yani bütün Kürt kesimler farklı düşünebilir. Farklı inançlara, farklı ideolojilere, farklı platformlara, partilere sahip olabilir. Ama şunu bilmeliyiz. Biz Kürtlerin mutlaka ve mutlaka Kürtlerin birlik olmazsa hiçbir şey elde edemeyeceğini bilmeliyiz. Bu nedenle Kürtlerin 21. yüzyılda statü elde edebilmesi için Kürt ve Kürdistani birlik çok önemli. Birlik şu demek değildir. Hepimizin aynılaşması değildir. Hepimizin kendi siyasi partilerinden ayrılması demek değil. Kendi ideolojilerinden ayrılması demek değildir. Kendi mezheplerinden ayrılması demek değildir. Bana göre ittifak ve birlik Kürt ve Kürdistani çıkarlarda buluşmaktır. Ben bütün Kürtlere şunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir şey Kürt ve Kürdistani çıkarların üstünde değildir. Hiçbir aşiret, hiçbir parti, hiçbir lider, hiçbir oluşum Kürt ve Kürdistani çıkarların üstünde değildir. Bu nedenle biz gerçekten hak ettiğimiz statüye kavuşabilmek, diğer halklarla bir arada demokrasi içinde özgürlük içinde yaşamak için önce Kürt ve Kürdistani birliği yaratmalıyız. Biz artık kölece yaşamak istemiyoruz. Biz inkar ve imha edilmek istemiyoruz. Biz bu toprakların, bu coğrafyaların eşit, özgür yurttaşları olarak diğer halklarla birlikte yaşamak istiyoruz. Yani özgür bir Kürdistan istiyoruz. Özgür bir Betnahrin istiyoruz. Özgür Ermenistan istiyoruz. Özgür bir Türkiye istiyoruz. Özgür bir Irak istiyoruz. Özgür bir Suriye istiyoruz. Ve özgür bir İran istiyoruz. Ben şuna inanıyorum. Biz kendimize artık her Kürt birey kendine sormalı. Biz köle mi yaşamak istiyoruz? Eşit özgür yurttaş olarak mı yaşamak istiyoruz? Yani kendi kimliğimizle, kültürümüzle, dilimizle, inancımızla mı yaşamak istiyoruz? Bunu ya eğer ikincidirse kararımız, yani Kürt kimliğimizle, dilimizle, inancımızla, değerlerimizle yaşamak istiyorsak, Ermeni, Süryani ve diğer halklarda böyle yaşamak istiyorsak, o zaman ortak çıkarlar etrafında bir araya gelmeliyiz. Bütün partilerimize, platformlarımıza, aydınlarımıza, enstitülerimize ve bütün herkese çağrı yapmak lazım. Hiçbiriniz bizim Kürt ve Kürdistani çıkarlarımızın üstünde değilsiniz. Eğer gerçekten sizin böyle bir ihtiyacınız varsa, herkes farklılığını kabul ederek ve koruyarak buyursun gelsin, ortak ittifakta buluşalım. Biz kimseye demiyoruz aşiretini bırak veya cinsiyetini bırak, kabileni bırak, aileni bırak, partini bırak, ideolojini bırak demiyoruz. Biz diyoruz ki herkes kendisini koruyarak, bu farklılığını koruyarak biz Kürt ve Kürdistani çıkarları etrafında birleşelim. Artık hak ettiğimiz yola veya statüye kavuşalım. Daha sonra ideolojik veya partisel bir takım hani ne diyorlar, rekabet, tatlı rekabetler yaşayabiliriz. Bu demokrasinin bir gereğidir. Öyleyse demokratik özgür Kürdistan'ı oluşturmak bizim birliğimizden geçiyor, ittifakımızdan geçiyor.